Craig ve Mary'nin bebeği doğduğunda garip bakışlara neyin sebep olduğunu bulmak için doktorlar tarafından hemen götürüldü. DNA testi sonuçları paylaşılınca hem ailesi hem de hastane personeli dehşete kapıldı. Doktorlar ona ıkınmasını söylediğinde Mary, acıyı görmezden gelmek ve mükemmel oğlunun yakında gelişine odaklanmak için elinden geleni yaptı. O ve kocası Craig aylardır bu ana hazırlanıyorlardı ve gezegendeki en güzel yeni doğan olacağından emin oldukları bebekle tanışmak için sabırsızlanıyorlardı. Hastane odasındaki ebe ve hemşirelerin övgüleri ona ihtiyaç duyduğu gücü verdi ve sonunda küçük Matev doğduğunda tezahüratlar patladı. Ancak bir saniye sonra o da sessizliğe gömüldü. Mary ruh halindeki değişimi fark edemeyecek kadar bitkindi ama kocası Craig bir şeylerin ters gittiğini hemen fark etti. Ancak Matev herhangi bir sağlıklı yeni doğan gibi ağlıyordu ve ilk bakışta bir kafayı, iki kolu ve iki bacağı görebiliyordu. İyi görünüyordu. Peki hemşireler ve doktorlar neden bu kadar tuhaf davranıyorlardı? Çok soğuk bir kış günüydü. Çocuk hızla battaniyelere sarılıp kuvvetinin sıcaklığından faydalanmak için bebek odasına götürülürken, anne de kısa bir dinlenme için hastane odasına götürülmeden önce dikişleri atılıp temizlendi. Craig bu kadar savunmasız bir durumdayken onu üzmek istemedi ve korkularını kendine sakladı. Ancak Mary onu dünyadaki herkesten daha iyi okuyabiliyordu ve onun kaygısını hemen fark etti. Yine de yeni anne kocasını rahatlatmak için elinden geleni yaptı ve hemşirelerin muhtemelen sadece erkek bebeklerini yıkadığını ve tüm yeni doğan bebeklere doğumda uygulanan olağan doğum sonrası testleri yaptıklarını söyledi. Sadece küçük Matev'le birlikte geri dönmelerini beklemeleri gerekiyordu. Ancak doğumdan yarım saat sonra ikisinin de sabrı tükenmişti. Kimse tebrik etmek ya da en azından bu gecikmeyle ilgili bir açıklama yapmak için odalarına gelmemişti ve en kötüsünden korkmaya başlıyorlardı. Katlarındaki hemşireler sorularını saptırmaya devam ediyordu ve bebeği doğuran doktorlar ortadan kaybolmuştu. Mary sakin kalmaya çalıştı ve az önce yaşadığı stresi doğumdan dolayı paranoyak olduğunu suçladı. Ancak Craig daha fazla bekleyemedi. Koridorda tanıdığı bir doktorla karşılaştığında oğlunun yerini tespit etmek için odadan çıktı. Craig'e, Matev'in acilen yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını ve başhekimin gelip kendileriyle konuşmasını beklemelerini söyledi. Zavallı baba oğlunun sorununun ne olduğunu öğrenmek istedi ancak doktor ondan karısıyla birlikte beklemesini istemeden önce yalnızca belirsiz bir yanıt verdi. Craig haberi onunla paylaştığında histerik bir şekilde ağlamaya başladı. Mary'nin yüksek sesli feryatları diğer hastaları rahatsız ederken birimin başhemşiresi durumu çözmek için odaya hücum etti. Ancak içinde bulunduğu durumu görünce ona acıdı ve gidip Matev'le ilgili sorunun ne olduğunu bulmaya söz verdi. Birkaç dakika sonra hemşire geri döndü. Anne ve babasına söyleyebildiği tek şey bir doktor ekibinin çocuk üzerinde bazı testler yaptığı ve sorumlu doktorların yarım saat içinde gelip onları göreceğiydi. Ebeveynlere oğullarının mükemmel ellerde olduğunu söyledi ve sabırla geri bildirim beklerken onları dua etmeye teşvik etti. Doktor Blumberg'in nihayet odaya girmesi saatler gibi geldi. Bu sırada Craig ve Mary sessizleşmiş, yaşadıkları duygu seliyle baş etmeye çalışıyorlardı. Sonunda konuştuğunda doktorun yüzündeki ifadeyi okumak zordu. Ardından gelen sözler bu anne baba adaylarının yüreklerini paramparça etti. Doktor Matev'in doğduğu anda çocukta bir sorun olduğunu fark etmişti. Sorunun doğasını yalnızca gözlem yoluyla belirleyemedi ancak bebeğin nadir görülen bir tür genetik bozukluktan muzdarip olduğundan şüpheleniyordu. Ancak doktorlar teşhis konusunda anlaşamadılar ve ileri teknikler yapmak için biraz daha süre istediler. Testleri bitirmeleri bir saat daha alacak, ardından sonuçların açıklanması bir 24 saat daha alacaktı. Bu arada önlem olarak kalp ve akciğerlerinin düzgün çalıştığından emin olmak için bebek çeşitli monitörlere bağlandı. Bütün bunlar paylaşıldıktan sonra doktorun bir bombası daha düştü. Ebeveynlere baş edilmesi o kadar kolay olamayabilecek bir şeye kendilerini hazırlamaları gerektiğini söyledi. Erkek bebeklerinin ancak test sonuçları çıktıktan sonra açıklayabilecekleri bazı tuhaf yüz özellikleri var. Ancak Craig bir saniye daha beklemeye niyetli değildi. Sadece oğlunu görmesi gerekiyordu ve hastane personelinin onu oğlunu görmesini talep etti. Mary doğumdan sonra yatakta kalmak zorunda kaldı. Ancak hıçkırarak söylediği sözler en güçlü kalpleri bile kırmaya yetiyordu. Ancak ameliyatından bu kadar kısa süre sonra yoğun bakım ünitesine alınamadı. Craig karısını yanağından öptü ve ardından Doktor Blumberg'i yoğun bakım ünitesine kadar takip etti. Bu yeni baba kendisini bekleyen manzaraya hazırlıklı değildi. Oğlu monitörlere ve tüplere bağlıydı. Doktorlar bunun esas olarak tedbir amaçlı olduğunu söylese de gözyaşlarına boğuldu. Başa çıkılması zor bir durumdu ama çocuğun hangi sendromdan muzdarip olduğunu kesin olarak belirlemeye çalışan genetikçiyle tanıştırıldığında kendini hemen toparlamak zorunda kaldı. Craig oğluna baktı ve onları tüm kalbiyle sevmesine rağmen çocuğun farklı göründüğünü açıkça gördü. Craig'in gördüğü ilk şey neredeyse birbirinden çok uzakta göz kapaklarına doğru sarkan soluk yeşil gözlerdi. Hayal mi görüyordu? Yoksa Matev'in kulakları çok aşağıda ve biraz geriye mi eğilmişti? Ayrıca burun, küçük çocuğun yüzünde normal görünenden çok daha genişti. Gözyaşları gözlerini doldurdu. Ne olursa olsun oğlunu seveceğini biliyordu ama aynı zamanda hayatlarının beklediklerinden çok daha farklı olacağını da biliyordu. Ayrıca Mary'nin nihayet oğullarını gördüğünde nasıl tepki vereceği konusunda da endişeliydi. Bunun iyi mi yoksa kötü bir fikir mi olduğundan emin değildi ama cep telefonuyla Matev'in fotoğrafını çekip ona gösterdi. O da onun kadar üzgün ve kafası karışmıştı ama ne olursa olsun bu bebeği seveceğini çok açık bir şekilde ifade etti. Ne de olsa o onlarındı ve ona asla sırt çeviremezlerdi. O akşam iki ebeveyn yan yana beklediler. Mary çoğu zaman ağlıyordu ve Craig bunun Matev'in görünüşünden mi yoksa henüz oğlunu kucağına alamamasından mı kaynaklandığını bilmiyordu. Sonunda doktor DNA sonuçlarını açıklamak için odaya geldi. Paylaşmak üzere oldukları şey ebeveynleri dehşete düşürdü. Yapılan testlere göre Matev, Noonan Sendromu olarak bilinen nadir bir genetik hastalığa sahipti. Garip yüz hatlarının nedeni buydu. Her zamanki görünümüne ek olarak çok kısa boylu olması ve bir tür kalp sorunu yaşaması bekleniyordu. Doktor onlara sendromun tedavisinin olmadığını ancak semptomları ve komplikasyonları bazı büyüme hormonlarıyla yönetebileceklerini söyledi. Bu şekilde Matev normal bir hayat yaşayacak ve sorunsuz bir şekilde yetişkinliğe ulaşacaktı. Bu baskın genin taşıyıcısının kim olduğunu belirlemek için her iki ebeveynden de DNA örneği alındı. Bu bilgi daha fazla çocuk sahibi olup olmamaya karar vermeleri için gerekliydi. Ebeveynlerden hiçbirinin etkilenen genin taşıyıcısı olmadığını, ancak bu durumun herhangi bir aile geçmişi olmaksızın rahimdeki kediliğinden DNA değişimi nedeniyle meydana geldiğini öğrenmek biraz şaşırtıcıydı. Bir hafta hastanede kaldıktan sonra ailenin eve gitmesine izin verildi. Mary ve Craig sonunda onu kollarına alabildiler. Oğulları başlangıçtaki umutlarından ve hayallerinden çok farklı olmasına rağmen onu seveceklerini ve ellerinden gelen en iyi şekilde yetiştireceklerini biliyorlardı. Gelecek onlara ne getirirse getirsin, birlikte gelecekle yüzleşeceklerdi.